Çok bekledik, bekledik, bekledik ve sonunda geldi. O kadar bekledik de, beklediğimize değdi mi bari? İyi miydi? Neyi doğru, neyi yanlış yaptık? Gelin bunları konuşalım. Dizi hakkında bilginiz yoksa bunlardan bahsettiğim, karakterleri tanıttığım detaylı videolar var. Bunlara göz atabilirsiniz. Videoda spoiler yok ya, var ama bölüm içinde olan olaylarla alakalı ufak şeyler söyledim. 3 tane falan var. Çok seyir zevkinizi etkileyecek bir şey olmaz. O yüzden hani dizi izlemiş olanlar da bu videoyu izleyebilir. O yüzden şimdi bir başlayalım bakalım. İyi seyirler. Direkt olarak konuya giriyorum. Inside Job'u uzun zamandır merakla bekliyoruz ve komploları seven, küçük yaşımdan beri Illuminati'ye, Ay'a hiç gidilmediğini, dünyanın düz olma ihtimali gibi böyle devletlerin gizlediği, açığa çıkmaması gereken sırlar hep ilgimi çekerdi. Bu yüzden diziyle ilgili beklentilerim normal bir insana göre birkaç kat daha fazlaydı. Önce karakterler tanıtıldı, bunlara baktık, çok güzel karakterler olduklarını öğrendik. Sonra görseller geldi, fragman falan geldi, tanıtımlar falan filan derken izledim ve bitirdim ve beklentilerim karşılığını aldın mı? Hayır. Tabii ki de bu beklentiye dünyanın en iyi dizisini yapsalar yine de karşılık alamazdım sanırım. Olsun. Yani beklediğim şeylerin tam zıttının olması yine de birazcık üzücü oldu. Belki de dizi için doğru yol buydu. Benim beklediğim tarzda olsa kötü olacaktı belki. Nelerden bahsediyorum? Yani dizinin tonu, karakterler ve bölümlerin işlenişi bunlar beklediğim tarzda değildi. Açıklayacağım. Nasıl bekliyordum? Nasıl oldu? Açıkçası derin devletin anlatıldığı ve bütün komploların yönetildiği bir dizinin karanlık tonda olması bekliyordum. Aynı şekilde bu ekibi de biraz daha böyle işlerinin ehli, kötü, böyle karanlık karakterler olmalarını bekliyordum. Tamam, gerçekten işlerinde iyiler ama bu kadar gevşek bir ekibin kurulması benim hiç hoşuma gitmedi. Gerçekçi olan buydu. Böyle bir ekibin gerçek hayatta olduğunu düşünün. Dizide yansıtıldığı gibi mi olurdu yoksa benim dediğim gibi mi olurdu? Böyle ciddi bir iş için ciddi insanlar gerekli. Biliyorum bu bir komedi dizisi. Dizi yayınlanmadan önce de bunu biliyorduk, komedi olacağını. Her dizi böyle zaten ama dizinin tonunu biraz daha karanlık yapsalar. Zaten elinde komedi için bir sürü malzeme olacak. Komplolarla alay edeceksin. Bunun komedisi burada yeter sana. Kendim için söyleyeyim, beni bu dizide çoğunlukla güldüren bu ekipteki karakterler değildi. Hatta bu karakterlerde neye güldüğümü bile hatırlamıyorum. Genelde değindiği komplolarla ilgili alaylara, esprilere güldüm. Bir karakteri sürekli komik gibi göstermek yerine böyle arada sırada doğal yollarla komik yapmak daha eğlenceli gelir bana. Sonuçta karakterler iyi bir zemine oturtulmuş olsalar da bu şekilde yansıtılmaları hiç hoşuma gitmedi. Mesela Gigi'ye bakıyoruz. Kendisi hakkında şöyle öyle yazıyordu tanıtımda. Sosyal medyanın manipülatörü, subliminal mesajların ustası gibisinden. Biz bunlarla ilgili Gigi'de hiçbir şey görmedik. Sadece yaptığı işle alakalı birkaç espri yapıldı. Subliminal mesajları birkaç çizgi filmin içine koymuşlar ama kendisinin bu işi yaptığını görmedik. Yani Gigi'yi çıkarsak pek de bir şey fark etmezdi dizide. Böyle bir karakter evet iyi düşünülmüş ama kullanılmadı. Belki de sonraki sezonlarda saklarlar. Çünkü bu sezon Brett ve Regan'a çok odaklanıldı. Mesela Mike da zihin okuyabiliyor ama bununla ilgili espriler yapıldı sadece. Şu sağıcı makinesi hariç daha yaratıcı şeyler yapılabilirdi yani. E.T. göndermesi yaptılar. Tamam hani fena değil ama bilmiyorum bu seviyede beklemiyordum. Glenn Dolphman güzel bir karakter. Ülkesine aşık bir asker karakter. Aslında çok klişe yani bilirsin. Ama ona benzeyen diğer bütün film karakterleri, bunların hiçbiri DNA'sının yarısını Yunus'la değiştirmez Amerika için. Yaratıcı bir özellik katılması güzel oldu ona. Yoksa sadece Amerika aşığı asker karakter çok basit olurdu. Onun dışında normal yani. Andre de mesela uyuşturucu bağımlısı. Eğlenceli bir karakter yapılmış. Güzel bir karakter çıkmış ortaya ama hafıza silme tabancasını kullandığı yazılmıştı tanıtımda. Ya yine onunla ilgili böyle bir manyaklıklarını görseydi güzel olurdu ama sadece uyuşturucu bağımlısı. Tamamen bütün espriler uyuşturucu üzerine döndü onda. Ya karakter yani normal yani karakterler beklediğim gibi çıkmadı sonuçta. Bu karakterler de dizinin tonunu bayağı etkilemiş. En beğendiğim karakter Rand lanet olası Ridley oldu. Tam böyle devleti yöneten ekipte olması gereken bir tipleme. Zeki, kötü, acımasız ama komik. Rick Sanchez'e bayağı benziyor. Ama bu sezonda anladığımız kadarıyla Rand bayağı duygusuz bir karakter. Hani Rick'in duygusal yönlerini görüyorduk ama Rand bayağı manyak. Beklediğim gibi çıkmayan bir diğer unsur da Cognito'nun dünya yönetimindeki konumuydu. Yani her şeyi onların yöneteceğini sanıyordum ama öyle olmadı. Reptoidler, Illuminati ayrı olarak takılıyor bunlar. Gölge Kurul zaten daha üst kademede. Bu güzel olmuş açıkçası çünkü rekabet ortamı oluşturuyor. Ben her şeyi Cognito'nun kontrolünde olacak sanıyordum. Burada bölümler hakkında beklentim de şöyle oluyordu. Dizi içinde komploları yaparken göreceğiz sanıyordum bu ekibi. Mesela 11 Eylül saldırısı gibi bir olayı planladıklarını ve bunu uygulayışlarını.
veya Illuminati'ye karşı geldiği için bir ünlüyü ortadan kaldırmaları gibi şeyleri bekliyordum. Konu yine oraya gelecek ama daha karanlık şeyler bekliyordum, evet. Komployu direkt yapmak yerine eskiden komplolarda kullandıkları aletleri bir sorunu çözmek için kullandıklarına tanık olduk. Yine bakın bir sorun odaklı olarak başlıyor bölümler genel olarak. İlginç geldi. Ekipten biri kovulabilir veya Reagan'ın ilişki durumları ile ilgili bir sorun ortaya çıkabilir. Böyle bir şey olduğunda bu komplolarla bağlantı kuruluyor hemen. Yani şöyle örnek vereyim. Atıyorum bu aleti daha önce Kennedy üzerinde kullanmıştık. Hadi tekrar kullanalım ve sorunu çözelim. Böyle gitti çoğunlukla. Bölüm içi sorunların eski komplolarla bir şekilde bağlanmasını beğensem de yine dizinin tonuyla ilgili sorun ortaya çıkarıyor. Sanki adamlar komploları yöneten bir ekip değil de komploları oyuncak gibi kullanan bir ekip gibi işlendi. Tabii bazen bu durum değişiyordu. Mesela ilk bölümde Cognito şirketin tanıtımı çok iyi yapıldı bize. Bölüm de iyiydi bence. Amerikan başkanımız salak biraz. Biz bunun yerine bir robot koyacağız. Tam bir komplo ekibinin yapacağı iş. Ama ikinci bölümde ne oluyor? Şirkette para kalmadığı için biri kovulacaktır. Ona karar vermeye çalışırken klonlama makinesini görüyoruz bir anda. Komploya bu şekilde bağlanıyor. Veya hayalet protokolü. Çok iyi fikir. Yani bazı ünlülerin ölü gibi gösterilip gizli bir şekilde hayatlarına devam etmeleri. Bu ilginç bir şey gerçek hayatta düşününce. Evet, ilginç. Ama Reagan sevgilisinden ayrılmaya çalışmak için bu yönteme başvurunca iş biraz komploların dışına çıkıyor. Adamlar komploları yönetmiyor sanki. Sadece komplolarla alay ediyorlar. O kadar. Yani umarım anlatmak istediğim şeyi düzgünce anlatabilmişimdir. Komplo yapmıyorlar, sadece alayını yapıyorlar komplonun. Komploları kullanmalarının tatmin edici bir sebebi yok yani. Kişisel veya kurumsal sebeplerden bu komplolara değiniyorlar. Bu da can sıkıcı. Bunlar dizide beğenmediğim yönler demeyeyim de hoşuma gitmeyen yönler. Beğenilmeyecek kadar kötü değildi çünkü. Yine de fena değildi. Esprilere geleceğim. Ne kadar güldürdü. O kadar çok espri yapıldı ki her şeyi anlamak bir hayli zor. Anladıklarım için konuşayım. Yani daha açık espriler ve sahneler için. Komikti ama hep güldürmüyor. Yani şöyle dolu dolu güldüğüm bir bölüm oldu. O da düz dünyacıların olduğu bölüm. İnanılmazdı. Hatta bir çizgi dizide en çok güldüğüm bölümler arasına girer bu bölüm. Komploları anlatan bir dizi ama düz dünyacıların teorisini komplodan bile saymamış. O kadar aptalca ki bunu diziye doğru bir komplo olarak yerleştirmek yerine yalandan ortaya atılmış bir teori olarak gördüler. Gördüler mi? Gösterdiler diyeyim. Harika yani. Onların aptallıklarıyla alay edilmesi muhteşemdi. Dizinin geneli ise ortalama bir çizgi komedi şeklinde ilerliyor. Çok iyi de değil, çok kötü de değil, ortalama. Onun dışında fena değil. Tavsiye eder miyim? Bakmanız gereken ilk dizi değil ama izleyecek hiçbir diziniz kalmadıysa bir göz atabilirsiniz. Konusuna baktığımızda çok fazla yeni şey sunacakmış gibi görünüyor ama komedi unsurları da karakterler de dizinin işlenişi de pek yeni değil alışkın olduğumuz şekilde. Espriler, göndermeler de dahil başka dizilerde karşımıza çıkan tarzlarda hep. Yenilik beklememek lazım. Tier liste C verdim. Ortalama bir dizi sonuçta. Her yönüyle yani. Inside Job'la ilgili bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Buradaki detayları, gizli mesajları, kodları falan size sunmaya çalışacağım. Onun için takipte kalabilirsiniz. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Linki bırakıyorum açıklamaya, yorumlara. Diziler hakkında sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Bazen konu dışı muhabbetler de oluyor tabii. Etkinlikler de yapmaya çalışıyoruz. Davetlisiniz hepiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.